150 yaşına kadar yaşamak ister miydiniz? Ya da bir yeriniz kesildiğinde yaranın daha kanamadan iyileşmesini, kırılan kemiklerinizin haftalarca alçıya gerek kalmadan anında onarılmasını, hiç hasta olmamayı ya da olduğunuzda çok kolay atlatmayı. İşte Lokman Hekim'in böyle bir ölümsüzlük iksirini bulduğu rivayet edilir. Ama aksilik bu ya, köprüden geçerken düşürüp kaybetmiştir. Acaba o iksirin içinde ne vardı? Bunu bilemiyoruz ama günümüzde biz de iksirlerden içiyoruz ve adına da şurup diyoruz tabii. İçinde çeşit çeşit kimyasallar var bunların. Lokman Hekim'den beri bu böyle. Hani kimisi doğal içeriklerden üretilse bile sonuçta bir takım moleküllerden oluşuyorlar ve bedenimize girip biyokimyasal bazı etkilere neden oluyorlar. Fakat bu durum değişmek üzere olabilir. Belki de bunlara bir daha hiçbir zaman ihtiyaç duymayacağız. Çünkü artık bunlar var. Göremediniz mi? Pardon, biraz daha yakınlaşın. Biraz daha, biraz daha. Bir milimetreye bakıyorsunuz ama bu yeterli değil. 1000 kat daha yakınlaşın. Şu anda 1 mikrometreye bakıyorsunuz. Ebola virüsü gibi büyük virüsler, E. coli gibi bakteriler, X kromozomu, kırmızı kan hücreleri işte bu boyutlarda. Fakat bizim için bu ölçek de yeterli değil. Bizim 1000 kat daha yakınlaşmamız lazım. Hop! Nanometre boyutlarına iniyoruz. En bilinen virüsler bile yaklaşık 100 nanometre. Bu öylesine küçük bir ölçek ama birkaç nanometre boyutunda bildiğimiz bazı şeyler var. Örneğin DNA. Fakat uzunluğu değil, DNA'nın çapı sadece 3 nanometre kadar. Bu boyutlara benzeyen bir diğer şey de bilgisayar işlemcileri. Günümüzde bilgisayar işlemcilerini artık bu ölçeklerde anıyoruz. 2021'de IBM sadece 2 nanometre boyutundaki çip teknolojisini duyurmuştu. Bu yalnızca bir tırnaklık alanda 50 milyar tane transistör ediyor. İşte bir zamanlar odalara bile sığmayan o bilgisayarlar bugün bu tırnağımın ucunda. İyi de burada ne arıyoruz? Kimyasallardan kurtulacağız derken yine onların dünyasına indik. Çünkü bilgisayarlarda yaptığımız gibi devasa olan şeyleri alıp küçülteceğiz. Örneğin bir doktoru kendisini bu boyutlara indirip yutsak. Vücudumuzda dolaşırken zararlı şeyleri tespit edip hemen gidip orada tedavi etse, çözse ne güzel olurdu değil mi? Tabii gerçek bir doktoru bu boyutlara küçültemeyiz. Mi acaba? Aslında işte Fantastic Voyage ya da 87'lerde yapılan o Inner Space filmi tam olarak buna benzeyen konuları ele alıyordu. Orada bir test pilotu vardı. Onu küçülterek bir iğnenin içerisine yerleştirmeyi... Ardından da şu tavşana enjekte etmeyi hedefliyorlardı. Fakat tabii ki işler hemen ters gidiyor ve iğne başka birinin vücudunun başka bir yerine enjekte ediliyor. Tabii bir doktoru böyle küçültüp vücudumuza enjekte edemeyiz. Fakat bazı özel görevleri yerine getirebilen özel nanorobotlar yani nanobotlar geliştirebiliriz. Yani işimiz yine elementlerle, moleküllerle. O yüzden bu ölçeklerde işin fiziği de değişiyor. Nanoteknoloji söz konusu olduğunda kuantum mekaniğinin dünyasına giriş yapıyoruz. Örneğin gözle görülebilen en hızlı mekaniklerden birine göz atalım. Lazerli tarama gerçekleştiren sistemlerde kullanılan şu motorlar olabildiğince hızlı tasarlanmaya çalışılıyor. Bu sayede göz doktoruna gidip de şöyle bir cihaza girdiğinizde çok beklemenize gerek kalmadan hassas sonuçlar edinebiliyorsunuz. Fakat kuantum dünyasında işler çok daha hızlı. Çünkü hareket eden şeyler mekanik aksamlar değil, moleküller. O yüzden de mekanik dünyanın engellerine takılmadan saniyede milyarlarca kez benzer hareketleri yapabiliyorlar. O yüzden bu ölçekteki robotlar biraz daha farklı. Yani bizim hayalimizde canlanan robotlar böyle olabilir ama onlar daha ziyade şöyle olacaklar. Peaky ile tanışın. Uzaktan kontrol edilebilen, yürüyebilen, sıçrayabilen üretilmiş en küçük robot bu. Fakat yarım milimetre boyutlarında olduğu için bunlara mikrobot diyoruz. Bu mikrobotlar küçük ölçeklerdeki tamir ve üretim işlemleri için tasarlanıyor. Şimdi bu Peaky enerjisini nereden alıyor, bir pili falan yok mu diye düşünebilirsiniz. Ama söz konusu şey, küçük boyutlar olduğunda
enerji sağlamak için de başka yollar bulmamız gerekiyor. Örneğin Peaky enerjisini üzerine düşen lazer ışınlarından alıyor. Fakat Peaky'nin daha ilginç bir özelliği gözümüze daha çok çarpıyor. Çok mu hızlı gidiyoruz? Teknoloji de öyle, çok hızlı gelişiyor. O yüzden bu nanobotun o ilginç özelliğine geçmeden videonun sponsoru EasyCep'in ilginç özelliklerinden söz etmek istiyorum. EasyCep, Türkiye'nin en büyük yenilenmiş elektronik ürün marketi. Hem web sitesiyle, hem uygulamasıyla ve hem de Türkiye nüfusunun %80'ine erişen mağaza ve fiziksel noktalarıyla sizlerin karşısına çıkıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylı yenileme merkezinde her bütçeye uygun teknolojik ürünleri yenileyerek herkesin en iyi teknolojisine ulaşmasını hedefliyor. Bunun yanında peşin fiyatına 6 taksit, 12 aya dek sunulan taksit imkanı ve 12 ay garanti fırsatı gibi kolaylıklarla tüketicilere en iyi deneyimi sunmaya çalışıyor. İkinci el değil, yenilenmiş telefonlar mottosuyla Türkiye'deki ikinci el telefon kültürünü dönüştürerek yenilenmiş teknolojik ürün kavramını yaygınlaştırıyor. Hızlı gelişen teknoloji ve satın alım gücündeki değişen dinamiklerin teknolojik ürünlere erişmeye engel olmaması gerektiğine inanıyor ve bu bağlamda döngüsel ekonominin önemli bir aktörü olarak kullanıcılarına hizmet vermeye devam ediyor. Cep telefonu, akıllı saat, tablet, bilgisayar gibi cihazların yenilenmesi için kolay bir yol sunan EasyCep ile ilgili bilgileri ve en güncel kampanyaları açıklamalar bölümündeki bağlantıda bulabilirsiniz. Peaky'nin daha ilginç bir özelliği gözümüze daha çok çarpıyor. Zıplayan bir örümceğe benzemesi. Mikrobot geliştiricileri sıklıkla ilhamını doğadan alıyorlar. Örneğin şu kanatlı mikroçipe bir bakın. Sadece bir kum tanesi büyüklüğünde. Parmağınızın üzerine aldığınızda yalnızca bu kadar gözüküyor. Onun ne olduğunu bile ayırt edebilmek pek mümkün değil. Basit bir rüzgar esintisiyle koca bir futbol sahasını kat edebilecek kadar hafif. Üstelik bu öyle sadece uçan bir cisim değil. Sıcaklık ve nemi ölçerek 60 metreye kadar veri aktarabiliyor. Peki bu tasarım ilhamını nereden mi alıyor? Kara hindiba. Nanometre ölçeğine indiğimizde artık etrafımızda gördüğümüz canlılardan ilham alamıyoruz. Çünkü yapıların şekli artık mekanik olmaktan kuantum olmaya doğru evriliyor. Fakat yine de doğadan ilham almaya devam edebiliyoruz. Mesela bu bir kinesin proteini. Bir mikrotübül üzerinde hareket ediyor. Bir şeyler taşıyor. Onun böyle yavaş göründüğüne de bakmayın, biz anlayabilelim diye öyle yapılmış. Yoksa bunlar göz açıp kapayıncaya kadar vücudumuzda sayısızca kez gerçekleşiyor. Çünkü kuantum ölçeğinde hareketler bizim ölçeklerimizden çok daha hızlı gerçekleşiyor. Aslında düşününce içimizdeki o molekül kompleksleri de hayalini kurduğumuz nanobotlardan pek de farklı değiller. Burada kinesin gibi proteinler bir şeyleri taşıma görevindeyse eğer, biz de benzerlerini nanobotlarla üretebiliriz. Doğadan ilham. Mesela kolesterol nedeniyle damarda oluşan tıkanıklıkları tespit eden nanobotlar geliştirip sadece o bölgeye özel olarak ilaç taşımasını sağlayabiliriz. Böylece aslında vücudumuzun diğer yerlerine karışmasını istemediğimiz bir ilaç sadece hedefe odaklı olarak kullanılabilir. Müthiş bir şey. Veya kanseri düşünelim. Ne yazık ki çağımızın en büyük sağlık sorunlarından biri. Size daha da ilgincini söyleyeyim. Bilim dünyasında şu anda en çok araştırma yapılan konulardan biri aynı zamanda kanser. Böyle kara delikleri, karanlık maddeyi falan unutun. Evrenin en büyük gizemlerinden biri bu problemi çözebilmek şu anda. Çünkü görüldüğünden sanıldığından çok daha kompleks, karmaşık bir problem. Sağlıklı hücre ile kanserli hücreyi birbirinden ayırt ederek hedeflemek hiç kolay değil. Fakat ya kanser hücrelerini böyle dolaşarak bulan ve bulduğunda sadece onları hedef alarak yok eden nanobotlar geliştirebilseydik, böylelikle kemoterapi gibi kanserli hücreyi hedef alırken yanındaki sağlıklı hücrelere de etki etmek zorunda kalan yöntemlerden çok daha etkili olabilirdi. Bir diğer fikir de spiral şeklinde özel alaşımlarla üretilmiş nanobotlar tasarlamak. Böylelikle manyetik alan kullanılarak vücut içerisinde istediğimiz gibi yönlendirebilir, çok hassas operasyonlar gerçekleştirebiliriz. Bir düşünün, sadece 20 yıl önce yapılan ameliyatlarla bugünküleri kıyaslayınca ne kadar çok yol kat ettik, değil mi? Şimdilerde artık herhangi bir operasyondan sonra hiçbir şey olmamış gibi çıkıp yürüyüp gidiyoruz. Gelecekte belki de gerçekten de hiçbir şey hissetmeyeceğiz gibi duruyor. Fakat tüm bunlar için önümüzde daha epeyce bir yol, epeyce bir zaman var. Kimi fütüristler, geleceği öngörmeye çalışanlar 2030'lu yıllara kadar herkesin vücudunda nanobotlar olacak, nanobotlar dolaşacak dese de
Bence pek o kadar acele etmemek lazım. Bunların etkinliğinin, güvenliğinin test edilmesi bile bazen yıllarca sürebiliyor. Üstüne bağışıklık sistemimizin bu robotlara saldırması ya da bozulan robotlara sonradan vücudumuzda neler olacağı gibi henüz çözülmesi gereken, bilinmeyen başka açık problemler de var. O kadar yakın bir gelecekte yaygınlaşması pek mümkün görünmüyor ama gelecekte hayatımızın sıradan bir parçası haline geleceğine kesin gözüyle bakılıyor. Nano botlarla bizim aramızdaki ilişki. Tüm bunlar çok heyecan verici. Çok değil, daha dedelerimizin ya da onların dedelerinin zamanında yaşam beklentisi işte 30-40 yıl kadardı. Yani çoğu insan 40'larını, 50'lerini görüyorsa kendisini şanslı sayıyordu. Bu neredeyse bir anda diyebileceğimiz kadar hızlı bir dönemdi. Günümüzde 70'lere, 80'lere çıktı yaşam beklentisi. Buna neden olan keşiflerin her biri devrim niteliğinde olsa da şu anda hayatımızın sıradan bir parçası. Temiz su bile öyle. Ya da hijyen, antibiyotikler, aşılar, iyi beslenme, sağlığa kolaylıkla erişebilmek. Sizce nanobotlarda hayatımızın böylesine bir parçası haline gelince yaş beklentimiz ne kadar yükselir? İnsan ömrü 400 yıl olacakmış ama işte emeklilik yaşı 370. Torunlarımızın torunlarını, hatta belki onların da torunlarını görebilmek normalleşecek mi? Ne dersiniz? Biraz daha beynimizi işletelim, biraz daha ilerisini düşünelim. Merak ettiğim bir şey daha var. Malum uzaya artık iyice açılmaya başladık. Astronotlar gönderiyoruz. Gelecekte uzay yolculukları yapmak, yıldızlar arası seyahatler, galaksi turları bile bir noktada mümkün olabilecek. Fakat bu konuda önemli bir sınırımız var. İnsanın biyolojik bir canlı olması. Uzak mesafeleri kat edebilmek için yüksek hızlara ve o hızlar içinde ivmelenmeye ihtiyacımız var. Ama 8G ivmede bile bizim vaziyet şu. Bayılıp gidiyoruz. Kan dolaşımı için bir takım özel kıyafetler olsa da bir yere kadar. Düşünsenize, kendimiz gibi robotlar geliştirirsek ve yapay zekaya sahip olsalar onlar evreni gezebilirler. Neredeyse istedikleri hızlarda, istedikleri ivmelerde gidebilirler. Biz bunu yapamayız. Biyolojimizle sınırlıyız. Ama o robotları üreten aklımızla bu robotları da üretip kendimizi geliştirmemiz mümkün olabilir. Çok heyecan verici olmanın yanında çok endişe verici bir şey aynı zamanda bu. Vücudumuzda dolaşan minik robotlar. Bazılarımızın aşılarda yaşadığı korkular da buna benziyor. Aslında aşılar her an kullandığımız ilaçlardan, plastik kaplardan çok daha güvenli olsalar da hala aşı olmadığı için 100 yıl önce çözülmüş bir hastalıktan hayatını kaybedenler olabiliyor günümüzde. Bilmemenin getirdiği korku bizi zihnen geçmişte yaşamaya zorlayabiliyor. Eğer merak edip araştırıp öğrenmezsek bunun yeni geliştirilen bazı teknolojilerde de yaşanacağı aşikar. O yüzden bu tür videolar yapmaya çalışıyoruz. O yüzden bunları gündemde tutup konuşmaya, tartışmaya çalışıyoruz. Çünkü tartışmalıyız, konuşmalıyız, takip etmeli, öğrenmeli ve anlamalıyız. Çünkü ancak o zaman manalı bir şekilde sorgulayabiliriz. Çünkü ancak o zaman gelecekte var olabiliriz. Ayrıca nanobotları sadece bize özel düşünmemek lazım. Yani illa kendi vücudumuzun içinde dolaşması gerekmez. Mesela ileride hasarlı bir uzay gemisini onarabilir bu tür şeyler. Bir meteorite çarpmamız sonucunda gemi hasar aldığında nanobotlar oraya hızlıca gidip tamir edebilir. Kendi kendini onaran, kendi kendini geliştiren yapılar. Belki de şu anda evrenin bir yerlerinde, içerisinde hiçbir biyolojik yaşam olmayan böyle uzay gemileri dolaşıyordur. İçerisindeki nanobotlar tarafından bakımı yapılıyordur, onarılıyordur, geliştiriliyordur. Ve yapay zekanın da kontrolüyle evrende böyle bir gezgin gibi dolaşıyorlardır. Başlı başına bir organizma gibi. Bir yanda kan dolaşımı olan bir insan, öte yanda nanobot dolaşımı olan bir uzay aracı. İşte hepsi bu iksirle başladı. Sahi, bu iksirin içerisinde acaba ne vardı? (Gülüyor)